okyanusun ötesinde papazlarla oturuyor, istişare yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlar hakkında kararlar veriyorlar. Eğer icraatta adamları varsa onların eliyle bir takım işler de yapıyorlar. Biz bunlara bir şey demiyoruz. Tamam, ne yaparsanız yapın. Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, bizimki bize. Ama bizim inandığımız Kur'an şöyle diyor: Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Kim onları dost edinirse fehuve minhum, onlardandır. Bitti. Şimdi siz kimdensiniz? Çok fazla delil yok. Bir tane daha söyleyeyim. Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz'e Necran Hristiyanlarına İslam dinini tebliğ ediyor. Gelin Müslüman olun ve kurtulun. Malum Mısırlar Kıptilerdir. Mukavkıs onların hükümdarı. Allah'ın sevgilisi mektup gönderiyor. Kıptilerin en büyüğü Allah'ın Resulü Muhammed'den, Kıptilerin en büyüğü Mukavkıs'a, ben İslam'ı tam bir tebliğ ile tebliğ ediyorum. Müslüman ol ki kurtulasın. Hüküm kesin. Müslüman ol ki kurtulasın. Yani yerinde kal say demiyor. Yetmedi. Bizans'ın, Roma'nın büyüğü Heraklius'e, ona da elçi gönderiyor. Allah'ın Resulü Hatemül Enbiyası Muhammed Mustafa'dan Rum'un büyüğü Heraklius'e, seni tam bir davet ile İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ki kurtulasın. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam ne Kıptisine ne Hristiyan Rum'una dininizde kalın kurtulun demedi. Ya Müslüman ol ki kurtulasın. Müslüman olmadan bir insanın kurtulması mümkün değil. İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Fahri Alem Efendimiz Necran Hristiyanlarına Müslüman olun kurtulun dediğinde, ya Muhammed biz de sizin gibi Müslümanız cevabını veriyorlar. Allah'ın sevgilisi, hayır, siz Müslüman değilsiniz. Kafirsiniz. Üç sebepten dolayı. Bir, domuz eti yiyorsunuz. İki, İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsunuz. Üç, haça tapıyorsunuz. Bundan dolayı siz kafirsiniz. Ve bunun üzerine mübahale ayeti kerimesi iniyor. Lanetleşmek üzere Allah'ın sevgilisi onlardan söz alıyor. Bir sonraki gün Allah sevgilisi Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizle birlikte mübahale yapılacak olan meydana geldiklerinde Necran'ın din adamları İleri gelen kabile önderlerini çağırıyorlar. Sakın ha bunlarla lanetleşmeye girmeyin. Allah'a yemin ederiz ki eğer bunlarla şu dağı isterlerse Allah yerle bir eder. Sonra kökünüz kurup helak olursunuz. Bunun üzerine peygambere geliyorlar. Ya Resulallah, ya Muhammed, evet biz seni böyle dedik ama lanetleşmiyoruz. Sen peygamber olabilirsin ama seni kabul etmemiz de mümkün değil. Cizye vererek geriye çekileceğiz diyorlar ve bu iş böyle bitiyor. Sevgili arkadaşlar, olay o günün şartlarında böyleydi. Hazreti Ömer el Faruk bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna elinde
birkaç sahife Tevrat nüshasıyla geliyor. Sevgili peygamberimiz hiddetle nedir o elindekiler? O cevap vermiyor ama mübareğin sinirden alın damarları ortaya çıkıyor. Yemin ederim ki diyor Ömer. Yemin ederim ki bugün Musa hayatta olsa ancak bana ümmet olabilir idi. Şimdi sevgili kardeşlerim, hünkârın huzurunda bu yüce dine, bu coğrafya vatan olmuşken, bu memlekette siyasette doruk noktasında olanlar bu coğrafyada neler, ne gördüler ki biz Batı medeniyetini Katolik nikahı ile nikahladık diyorlar. Üç şeyde şaka olmaz. Bir, evlenmede. İki, boşanmada. Üç, imanda. Bir insan şakadan ben Allah'ı kabul etmiyorum dese kafir olur. Ama efendim tiyatroyu da oynamak mecburiyetinde kaldı. Hayır, bu işin tiyatrosu yok. İki,